Sait Faik Abasıyanık. Bir takım insanlar. Seslendiren İrfan Emsen. Gece. Saat 12.10 geçiyor. Taksim'de saatin altında tramvay bekliyorum. Öyle olmasa bu kadar ince eleyip sık dokumaya lüzum görmez, vakit gece yarısını geçmişti derdim. Epey oluyor. Baharın bu soğuk günlerinde şu devam eden kıştan bir buz gibi gece hatırıma geliyor. O zamanlar daha bahardan haber bile yoktu. Şimdi ne kadar olsa sesin ve yağmurun, hatta soğuğun içinde insanı şaşırtan ve başını döndüren bir koku var. O zamanlar daha camlı köşkün camlarını ve hanende ilanlarının mavi ışığını üşüterek geçen buz gibi bir rüzgar esiyordu. Benimle beraber belki ona yakın insan gördükleri herhangi bir filmin rüyasını ayakta görüyor ve yataklarının ümit, hayal, güzel günler veyahut uykusuz, muharebeli geceler, sığınaklar düşündüren ılıklığına bir an evvel kavuşmak için bir türlü gözükmeyen tramvaya sabırsızlanıyorlardı. Ağzımdan su buharı fışkırıyor. Birbiriyle konuşanların arasına bir sis tabakası seriliyordu. Yatak şimdi bütün insanlar için ekmek kadar azizdir. Yatak bir sevgili, yatak hatıra, yatak çocukluk, güzel rüya, yatak bir bahar, bir deniz kenarı, bir egzotik memleket. Bu saniyede insana, dostlarım yatak ne değildir ki? Burnum yastıkta, yorganım ağzım hizasında, kirpi gibi büzülmüşüm. Dalmak üzereyim. Bir şeyler, bir takım kuşlar tüylerini döküyor, bir ılık su damlıyor, içimi yıkayan bir çeşme var. Tramvay hala yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uykuyu düşünsem, belki de uyuvereceğim. Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım. Bari gideyim, şu açık pastanede bir ıhlamur içeyim de sonra yatarım dedim. Bir iki adım atmamıştım ki önüme bir adam dikildi. Rüzgardan yalnız bir karartı gördüm. Sonra yüzüme doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı. Adam konuşuyordu. Tatlı, munis bir Anadolu şivesiyle, "Abi," dedi, "buradan bana benzer bir takım adamlar geçti mi?" Paltomun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafamı çıkardım. Kafamı bir iki defa salladım. Soğuğa alışmış, mukavemete hazırlanmış gibiydim. Kulaklarımı keskin bir rüzgar ısırdı. Adama baktım. Bana benzer adamlar. Bütün insanlar birbirine aşağı yukarı benzemez mi? Bana benzer adamlar. Ne demekti? Evet, adamın hakkı vardı. Ona benzer adamlar ötekilerinden kolaylıkla ayrılabilirdi. Kış günü bir şehirde insanlar palto, şapka giyer, ayaklarında fotinleri vardır. Belki paltolarının renkleri, şapkalarının kurdeleleri ve Al-Amerikan yahut Alaturka şapkalarıyla birbirlerinden ayrılabilirler, icap ederse. Bu adamın ne paltosu, ne şapkası, ne de ayakkabıları vardı. Buna mukabil, sırtında mor pamukları, yer yer, parça parça dökülen bir hırkası, belinde ipi, ayağında yazlık, tüy gibi bir pantolonu ve ayaklarında da yine iplerle bağlanmış çuvalı. Yüzü tatlı esmer renkliydi. Sakalı uzamıştı. 25-30 yaşlarında gözüküyordu. Yalnız gözlerinde büyük, korkak, acele bir şeyler vardı. Acaba dedim bir esrarkeş midir? O devam etti. Benim gibi abi, dedi. Üstünü başını gösterdi. İşte bu biçim adamlar görmedin mi? Bazıları şu yoldan geleceklerdi. Bir takımları da Taksim sinemasının aşağısındaki yol göstererek şu yokuştan çıkacaklardı. İşi kısa kesmek istedim. Meçhul, karanlık, dalga da bir kafada her türlü hayaller dolaşabilir. Neme lazım? Görmedim vallahi, dedim. Allah Allah, dedi. İmkanı yok. Muhakkak geçmişlerdir. Ben yolda biraz eğlendim. Onları kaybettim. Yoksa geçmemelerine imkan yok. Nedir bu adamlar canım, diye sabırsızlık ve merakla sordum. Kafamın içinde esrarengiz, büyülü, garip hikayeler canlandı. Hatta daha ileriye giderek başka ve daha tuhaf şeyler düşündüm. Adamın afyonlu kafasına girmiş gibi oluyordum. Abi, biz, dedi, tophanedeki sabahçı kahvelerinde yatarız. Hepimiz hamal, uşak gibi herifleriz. Ama namusumuzla yaşıyoruz. Ne yapalım? 5-10 para kazanırız. Geceleri de kahveciye 5 kuruş verir, bir köşede uyuruz. Ne yapalım? Otellere para mı dayanır? En aşağısı 30 kuruş. 30 kuruşla 2 gün geçimimiz var. Ha, bu akşam polisler geldiler. Sabahçı kahvelerinde yatmak yasakmış. Hepimizi çıkardılar. Biz de hep birlik olduk. Gidelim valiye çıkalım, uyandıralım, derdimizi anlatalım dedik. İşte bir takımı şu yokuştan,
Bir takımı da arkadan geldiler. Demek görmedin abi. Görmedim dedim. Nerelisin sen? Gözleri çakmak çakmaktı. Zonguldaklı bey abi. Gece yarısı bu soğukta valiye gideceklerine başka bir koş bulmak, daha olmazsa polisler gittikten sonra kahveciye zorla kapıyı açtırmak mümkündü. Valiye kadar çıkmayı akıl edemezler. Bu muhakkak bir esrar keşiftir dedim. Neyse, ben yukarıya doğru bir hızlanayım. Belki geçmişlerdir de sen görmemişsindir. Dedi ve hafif hafif serpen karın içine karıştığı gitti. Tramvay gelmişti. Atladım. Tam yedek subay mektebinin önünde bir takım adamlar gidiyordu. Fakat camlar o kadar buz tutmuştu ki göremeyince tramvaydan atladım. Belki 80'e yakın insandı. Aralarında çok gençleri bile vardı. Büyük adımlarla, gayet ciddi yüzlerle yürüyorlardı. Önde gidenlerin halinde daha büyük bir vaziyet vardı. Daha ciddiydiler. Tek tük geçenler durup onlara bakıyorlardı. Fakat onlar hiç kimseye bakmıyorlardı. Yalnız en önde gidenler bağıra bağıra konuşuyorlardı. Vali ile nasıl konuşacaklarını talim ediyorlardı. Kıyafetlerine baktım. Evet, benim mor pamuk hırkalı ve keten pantolonlu adamın hakkı vardı. Onun gibi bir takım adamlar gidiyorlardı. Kulaklarımda genç Zonguldaklı'nın "Canım, benim gibi adamlar bey abi." dediği zamanki hali geliyordu. Yatağım, tramvay beklediğim dakikalardaki o munis halini kaybetmişti artık. Ne şu, ne buydu. Bir yataktı. İçinde yatabildiğim için mesut değildim. Sabahçı kahvelerini kapamadan evvel birkaç tane gece barınma evine şiddetle ihtiyacı olan İstanbul şehrinin kışı bazen ne kadar uzun, ne kadar uzun ve bitmez tükenmez bir afettir. Bilen bilir. Son.